Efendim herkese merhabalar. Cüneyt Baksoy'la haftanın ortasını bulduğumuz bugünle birlikte hep piyasalara ilişkin gelişmeleri, özellikle teknik analiz tarafındaki gelişmeleri değerlendiriyoruz. Bugün hikayeyi biraz daha gelmiş olduğu kritik noktayı daha doğru anlamak açısından farklı bir perspektiften değerlendirmeye çalışacağız. Bu farklı perspektif de esasında teknik analizle bize belli şeyler söyleyen piyasaların acaba genel hikayede nereye gittiğini anlamak üzerine olacak. Ben Cüneyt'e öncelikle yayına hoş geldin diyeyim. Cüneyt'ciğim merhabalar. Ben mi senin yayınına, sen mi yayınıma hoş geldin bilmiyorum. Ne dersin? Yani Hasan ha ben yayınımız bir. Başından beri beraberiz. Birlikteyiz. Bizim yayınımız. Ortak yayın. Eyvallah. Biraz Epix ailesinde bizim köşemiz. Öyle söyleyeyim. Evet. Şimdi Cüneyt'ciğim biz hep yorumları yaparken özellikle dolar endeksinin bulunduğu seviyeyi bakarak anlatmaya başlıyoruz. Son günlerde çok kritik bir şey var. Dolar endeksi önce piyasaların iyi olmasını sağlayan şekilde hızlı aşağı gitti. Sonra daha aşağı gider mi derken oradan bir döndü. O döndüğü andan itibaren parite 1.20'den döndü. 2000 dolarları deneyen altın aşağı döndü. Amerikan borsaları aşağı döndü. Her şey aşağı döndü. Şimdi geldiğimiz yerde çok kritik bir yerdeyiz. Dünkü Biden-Trump görüşmesinin ardından bakıyorum. Doların böyle bir güçlenesi isteği, iştahı tekrar kabardı mı kabarmadı mı anlamaya çalışıyorum. Ne dersin? Dolar endeksinde neredeyiz? Bundan sonra ne olur? Valla sevgili Ertunç, major grafik dolar endeksi ilk yayından beri hep yayına dolar endeksle başlamamızın sebebi de piyasaları anlamak. Bütün grafiklere çünkü etkisi var ve şu an birçok grafiği bloke ediyor dolar endeksi dediğin gibi. Yani güçlü bir seyirde çünkü şu 94 civarında geçen yayında da ben anlatmaya çalıştım. 94 civarından nereye gidecek, yukarı mı gidecek yoksa aşağı inip tekrar 200 aylık ortalamalara doğru 92-92.50'lere doğru tekrar inip piyasaları rahatlatacak mı? Bu soruyu arıyor piyasalar, cevabını arıyor. Fakat dolar endeksinde 3 kriter var. Bir, Fed'i pek şey bulmadı piyasa son Eylül toplantısında. Yani yeterli bulmadı. Yeterli bulmadı. Aslında daha ne yapsın ayrı bir konu ama ne kadar bilançoyu arttıracak o konuda bir netlik olmadığı için yani ne kadar daha para verecek piyasalara, ne kadar daha bu enerjiyi sağlayacak, katalizör olacak onu belirleyemedi. Şimdi gözler pakette işte 2 trilyon 200 milyar dolar diyor demokratlar, cumhuriyetçiler 3,5 trilyon dolara çıkaralım diyor. Bir yandan o pakette gözler onun belirsizliğinin dolar endeksindeki yukarı yönlü iğmesi. Bir. İki, yaklaşan ABD seçimlerin belirsizliği zaten ek bir risk getiriyor. Bu riskler dolar endeksine fiyatlanmaya devam ediyor. Ekstra fiyatlanmıyor ama 94 civarındaki kalıcılık oradan kaynaklanıyor. Üç, virüs belirsizliği. Yani virüste vakalar artıyor. Azalmadı. Amerika Birleşik Devletleri'nde, Avrupa'da artmaya başladı. Güvenli liman olarak kullanılıyor. Peki niye altın gitmiyor? Ona kendi grafiğine cevap verdiğiniz zaman hemen net söyleyeyim. Dolar endeksi yükselirken altın şimdi evet. Düzeltme sürecinde çünkü dolar endeksinin gücü bu sefer altını bile bloke etti. Evet. Bir de aşı çalışmaları var bir tarafta. Yani 12 milyar dolar bugün Dünya Bankası'nın para ayıracağı söyleniyor. Aşı çalışmaları da biraz altını baskılıyor. Kendi hikayesini anlatacağız ama 94 üzerinde kalıcılık iki tane önemli ortalamaya bizi götürüyor. 50-200 aylık ortalamalar arasında sıkıştık. Ya 95-96'ları geçecek, gücük bulacak ABD seçimlerine doğru. O başka bir senaryo. Bütün gelişen para birimlerinin hatta euro ve onun yanındaki gelişmiş para birimlerinin baskılanması anlamına gelecek. Borsalarda satışların sertleşmesi anlamına gelecek. Petrol vesaire emtia tarafında baskı anlamına gelecek. Ha bu olmuyor. 94 üzerinde kalıcı olmuyorsa aşağıda 92-92.50'ler denenecek ama ben şunu söylüyorum, aylık ortalamada bir kırılma oluşmaya başladı. Ya aşağı mı yukarı mı? Bak işte tam bunu anlamak adına yani 92-92.50'den dönüş çok önemliydi. Şimdi tam onu anlamak için bu ayki kapanış ve Ekim çok önemli olacak. Çok çok önemli olacak ve hemen bunu periyot değişikliğiyle ben biraz günlüğe doğru getirdiğimde yukarı çıkamıyor. Neyse ki. Yani o aylıktaki aşağıdan doğru çıkış şimdilik günlük grafiklerde güç bulamıyor. Onun için 94 üzerinde kalıcı olup 95-96'lara kendini atamadıkça bir tur daha aşağı inme potansiyeli oluşmaya başladı diyor grafikler. Yani Amerikan seçimlerinden sonra da yalnız dolar endeksine evet. Ekstra dikkat edeceğiz. Hemen hızlıca geçelim. Euro Dolar Paritesi var. Ne dersin?
buradaki hikaye sen sevgili Artun. Tabii abi, tam onu söyleyecektim işte. Yani doların bu gücünü devam ettiriyor olması önemliydi. Doların gücünün artıyor olması pariteyi 1.20'lerden 1.16'lı seviyelere getirdi. Şimdi 1.16'nın altı mı, 1.20'nin üstü mü? Ne göreceğiz önümüzdeki bir ayda? Tabii ki dolar endeksi nereye evrilecek, ana majör etki o mu? Ama kendi hikayesi Avrupa kendi sorunlarını ne kadar arkada bırakabilecek? Yani ılımlı karantina demeye başladılar. Yani kapatma yok. Yani virüs çok büyük bir ölümcül riskle, İspanyol gribi benzeri gelmedikçe sahaya kimsenin kapanma lüksü yok. Onu anladık. Ama yine de bir yandan Brexit tartışmaları, bir yandan Avrupa'nın kendi banka sistemindeki sorunları, bir yandan Avrupa Merkez Bankası'nın hükümetlere baskısı, hükümetlerin yeterli cevap vermemesi. Bir paketi bile biliyorsun kaç günde çıkardılar. Neticede Avrupa'nın sorunları çok, o da fiyatlanıyor dolar paritesinde. Bir de müdahale ediyorlar. Fazla değerli bir euro talep etmiyorlar. İstemiyorlar. Söylediler defalarca. Ben şunu demiştim geçen 15 gün önce yayında, bir hafta ara vermiştik. 1.18-1.20 geçilemiyorsa aşağıda tekrar trendin içine geri dönmek isteyebilir. Dikkat edelim. Orası neresiydi? 1.16-1.17.50. Tam oralara geldik sevgili Artuç. Yani şuradaki şu hareket çok önemli. Ya trendin içine geri dönecek, dolar endeksi güçlenecek ve euro dolar paritesi o kırdığını sandığımız ana trendin içine geri dönecek, aşağı yönlü trendin. Ama orada da 1.15 gibi bir eşiği de geçmesi gerekiyor. Çok önemli bir 50 ve 21 aylık ortalamaların kesiştiği 13.50, 1.13.50, 1.15 gibi bir eşiği de geçmesi gerekiyor aşağı yönlü. O olmadan şimdilik bandımız 1.16, 1.16.50 aşağıda, hatta 1.15, 1.16.50 desteğinin üzerinde kaldıkça tekrar 1.18, 1.20'yi deneme potansiyeli. Ama bunu anlamak için gözümüz dolar endeksi olacak. Buradan hızlıca bir günlük getirmek istiyorum. Çünkü bak burada bir euro dolar paritesi hareket ihtimali var yukarı yönde. Eğer dolar endeksi 94 üzerinde tutunamazsa euro dolar paritesi de 1.17.80, 1.18'i geçerse bir kez daha 1.20'yi deneyebilir önümüzdeki dönem. Bu aşı haberiyle olabilir ve Avrupa içindeki farklı bir dinamikte veriler iyi gelebilir. Dolar endeksi yukarı gitmez, paket onaylanır vesaire. Ama burada bir hareket ihtimali belirmiş euro dolar paritesinde yukarı yönlü günlük grafiklerde, onu da belirttim hızlıca. Peki buradan altına geçelim o zaman. Çünkü hani hem euro dolar hem dolar endeksi sonuç olarak bakıldığında altın fiyatları açısından da belirleyici. Valla sevgili Artuş, ben hep şunu söyledim. Şuradaki hareket 1921 gördüğümüz 2011'deki hareketin kalıbının dışına çıkmamız gerekiyor. Yeni tepeler görmek için. Yani bak hala alçalan tepeler var. Şu alçalan tepelerin bir geçilmesi lazım. 2080 gördük. 2000 üzerinde tutunamadık. Aşağıda 1865 önemli dedik. Tam oraya geldik. Ve tam da şu an itibariyle 13 haftalık bir grafik bu. Ortalama civarında 1860-1900 bandı içinde bir yön arıyor. Yukarı yönlü dönebilmesi için grafikler yalnız aşağıyı gösteriyor şimdilik. Yani haftalık bazda aşağıyı gösteriyor. 1900'ün üstüne atması lazım bir kere net. Atması lazım kesinlikle. Günlükte de yalnız bak aşırı satımdan bir tepki denemez. Altında bir tepki gelecek. Yani bak hem euro dolar paritesinde hem altında aynı şey var. Demek ki dolar endeksi 94 üzerinde güçlenemez. 94'ün altına sarkma başlarsa bloke ettiği grafiklerde yukarı yönlü hareket. Biri de altın. Evet. Dün bir denedi, parite de denedi, altın da denedi ama ikisi de bugün tekrar hafif aşağı döndüler. Ama benim için belirleyici şu 1890-1920'nin aşılması ve 2000'lere doğru hareket. 2000'lere doğru hareket, 1950 de var arada ama 2000'lere doğru hareket oluştuğu an bir kere alçalan tepeler kırılmış olacak. Evet. Hele ki 2000'in üzerine kalıcı geçerse o yükselen trende geri dönüş ihtimali güçlenecek. Bu olmadıkça düzeltmenin devamı 1866'da kaldıkça bizi 1750'lere kadar, 1750-1800'lere kadar getirme potansiyelini masada tutuyor. Ben daha önce bunu hep söyledim. Hep 50 haftalık ortalamalara gelmek ister. O an, şu an itibariyle 1750-1720'lerde. Oraya gelecekse oralar aslında altında pozisyon almayanlar için şu ana kadar en rasyonel, optimum seviyeler olacak. O günkü hikaye göre gene bakarız ama oraya gelmesi için de 1860 altında kalıcılığın masada olması gerekiyor. Özetle altında ana trend yukarı, kısa vadede düzeltme sürüyor. Düzeltmenin bitmesi için 1920 üzerinde
2000'e doğru hareket gerekiyor. Evet, peki son olarak petrol fiyatlarıyla ilgili bir grafik varsa ona da bakalım istersen. Yoksa dolar TL ile devam edelim istiyorum. Çünkü dolar TL'de şu anda bir hani Merkez Bankası'nın ve BDDK'nın almış olduğu önlemlerle birlikte bir normalleşme var gibi gözüküyor. Bu normalleşme de dolar TL'yi tekrar 7.60'lara, 65'lere, 50'lere oralara çekebilir mi, çekemez mi? O soruyu herkes merak ediyor zannederim. Sevgili Artur, üst üste kararlar geliyor. Dün ben bakın da toplantısındaydım. Normalleşme adımları devam edecek dedi. Normalleşme adımları gelmeye devam ediyor. Bugün de vergi noktasında alınan vergi tekrar eski noktaya getirildi. Bir de stopajda biliyorsun. Evet. TL'yi özendirmek için bir %10 TL mevduatın cazibesi yapıldı. Arttı. Aynen, dolar öyle. Almanın stopaj maliyeti, getirdi. Altın almanın maliyeti, satmanın almanın maliyeti de düşürüldü. Düşürüldü. Bu arada geçen haftalarda da siz Murat'la 200 bas puanlık artışı da söylemiştiniz. Ben Merkez Bankası'nın dünkü çünkü toplantıda öne çıkan bir şey vardı. Enflasyonla mücadeleden vazgeçmemek kararlılık. O demek sıkı para politikasının şartlar normalleşene kadar devamı demek. Demek ki Merkez Bankası proaktif bir şekilde sürece zaten müdahil olacak. Bunlar yan önlemlerle de normalleşmenin sağlanması. Swap'ta da yapıldı biliyorsun. Aktif rasyoda da yapılıyor. Her şeyi tekrar eski noktaya getirmek, virüs öncesine getirip yola devam etmek isteği. Peki dolar TL ne diyor? Çünkü dolar TL'de bütün bunların dışında biliyorsun jeopolitik riskler de var. Evet. İşte Doğu Akdeniz, Akdeniz, Ege üçgeni, orada Yunanistan özelinde AB ile ilişkiler. Şimdi Rusya ile ilişkiler tekrar öne çıktı çünkü Azerbaycan, evet, Ermenistan arasındaki gerginlik. ABD seçimleri ABD-Türkiye ilişkilerini masaya getiriyor. Nasıl bir ABD-Türkiye ilişkileri bizi bekliyor olacak? Trump bir çıpaydı. Acaba Trump o süreci devam mı ettirecek başkanlığı noktasında yoksa başkan olamıyorsa Biden'ın söylemleri vardı. Biden'la nasıl bir Türkiye-ABD ilişkileri? Her şeyi fiyatlayan bir grafik ama duygusuz olarak baktığımızda yani net grafikte baktığımızda şu kırmızı seviyenin altına inmek gerekiyor. Orası 7.68'ler sevgili artık. 7.68, 7.65'ler. Buraya gelip tekrar o Merkez Bankası kararı sonrası denediği 21 günlük ortalamalara geri dönüş. Şu an 7.58'lere geldi. 7.58, 7.65 bandına gelmek stresin azaldığı anlamına geliyor. Ama stresin bittiği anlamına gelmiyor. Stresin biraz daha azalması için de 50 günlük ortalamalara yani 7.40'lara doğru bir hareket gerekiyor. Bunlar olmadıkça ve 7.65, 7.68 üzerinde kaldıkça son döndüğümüz 7.85, 7.87 önemli. Çünkü Merkez Bankası bu lakajı orada koydu. Çünkü 200 bas puan orada geldi. Burası aşılıyorsa yukarıda bir 8, 8.20 gibi yeni bir bant ihtimali masaya geliyor. Ve Merkez Bankası'na gözler olur o zaman. Tabii hangi dinamikte gelir? Dolar endeksi çok güçlenir, virüs tekrar masaya gelir ikinci dalgayla vesaire. Bilmiyorum ama benim için çok önemli artık 7.85, 7.87. Çünkü Merkez Bankası noktayı orada koydu. Normalleşme adımları orada hızlandı. Yani bazen biz grafiklere bazı noktalar koyarız. O noktaların arkasında temel hikaye vardır. Temel hikaye belli. Ama rahatlamak için de şu 7.40... 7.60 bandına yani 21.50 günlük ortalamanın arasında şurada çıpalandığımız bölge gibi geri gelmek gerekiyor dolar TL'de. İndikatörümüz de aşırı alımdan bir aşağı yönlü ihtimal var diyor. Bakalım onu görebilecek miyiz ama o ihtimalin belirmesi için önce şu kırmızının altına inmek yani 7.65'lerin altına inmek gerekiyor. Evet, küçük küçük bir sürü adım geldi. Bu adımlar dolar TL'yi aşağı çekti. Kalıcı olarak daha aşağı devam edeceğiz mi? Yoksa mevduatlar 15-16'lara gelmeden döviz piyasasında, döviz mevduatında bir azalma görecek miyiz, görmeyecek miyiz? Bunlar önemli sorular. Ne dersin? Buradan hisse senetlerine mi dönelim? Aynen öyle. Borsaya geçelim. Bence de S&P'yi bir gösterelim kısaca. Hı-hı. Oradan. Evet. Borsa İstanbul Sanayi Endeks, Bankacılık Endeks diyelim. Riyop'ta da bitirelim. Yayınımızı bitirelim. Şunu da söyleyeyim yani tam zamanı gelişen ülkelere doğru para akımının. Çünkü gelişmiş ülkeler yeterince primlendi. İşte S&P 500 geldi 3580'lerde 88'lerde yeni rekor kırdı. Nasdaq önderliğinde yaptı vesaire. Oradan bir düzeltmeye girdi. Düzeltme kalıbı zaten net gözüküyor. Şimdi S&P 3300 mü destek orada? 3250 sevgili Artur. Yani 21-50 günlük altında 3250'ler çok önemli. 21-50 günlüklerde 3350'yi direnç olarak gösteriyor. Ama
tekrar yukarı yönlü gidebilmek için daha önceki tepeye geçmemiz. Yani 3400'lerin üzerine geçmemiz gerekiyor. Kapanışlarla, günlük haftalık kapanışlarla 3400'lerin endeks gidiyorsa bu paket ihtimali olabilir. Veya Fed'in sözlü yönlendirmesi olabilir, bilmiyorum. 3400'lerine gidiyorsa şu hareket 3750'de yeni bir tepe arayışına doğru gider S&P. Olmuyorsa ve 21 Eylül günlük ortalamanın altında şu yeşille gösterdiğimiz 3200-3250 aşağı kalıyorsa 200 günlük ortalama çok önemli destek. Çünkü bak belli bir kanal çizdim. Bugün grafiği biraz sadeleştirdim, evet. İzleyicilere de yakını kadar. Orada da 3150'ler 200 günlük ortalama, daha önce iki kere çalışan yer. 3150 demek ki kısa vadeli stop. 3150 S&P'de kırılırsa bütün borsalar için satış ihtimali belirir. Dikkat olur. Onun için hemen S&P'den bizim borsamıza gelelim. Bizim borsamız bu aralar... Dolar bazında mı bakıyorsun, TL mi bakıyorsun? Valla şimdilik TL bakıyorum. Çünkü dolar bazında ucuz olduğunu birkaç defa da söyledik. Yani 1.50 sentin altında bir borsamız var. Maksimum maalesef, evet. 3 defa 5.1 sent gördük. 2 sent görmedi. Yani dedik. Demeye devam ediyoruz. Kısa, orta ve uzun vardır. 2-2.5 sent bandı. Daha önce gördüğümüz tepenin yarısı demek. Oraya doğru potansiyel bence hep masada olacak ama. Çünkü başka gidecek bir yer de yok. Bankalara alış gelmeden olur mu? Mümkün değil. Söylemiştim. Yabancılar gelmezse bankalara alış gelir mi? Anlamlı alış gelmesi için yabancıların gelmesi, evet, gerekiyor. Şu an, evet, zaten bütün atmosfer yabancıların Türk varlıklarına geri dönüşü için. Koddan normalleşme farkında yapıyoruz. Yani bu İnşallah güveni tekrar sağlayıp normalleşmeyle birlikte yabancı yatırımcı gelmesi sağlanacak herhalde. Aynen öyle. 2008-2014 bandında gelişen ülkelere para akımı çoktu. Aynı, evet, dönem değil. Aynı para, hatta daha fazla para, ama aynı dönem değil, çünkü gelişen ülkelere fazla para gitmedi. Şimdi gelişen ülkelere para gidecekse ve o paradan biz de pay almak istiyorsak kesinlikle hikayemizi pozitif tarafta tutmamız gerekiyor. Evet. Büyüme tarafında, enflasyon tarafında, yani makro dengeler tarafında YEP'in ulaşılabilir hedefleri hikayenin bir tarafını yazdı. Eğer jeopolitikleri biraz ılımlı hale getirebilirsek ve bu önlemleri de tam normalle kavuşturup yabancı algısını, çünkü sorgular da başladı. Işık'la, evet, beraberdik dün. Işık'la beraber yayında, hatta sen tweet atmışsın. Yabancılar sormaya başladı. Aynı şeyi ben de duyuyorum eski kurumlarımda. Duygulandırıyorsun beni. Sen duygusuz bak. Ben duygusuz bakıyorum ama grafiğimize dönelim o zaman. Evet. İstanbul grafiğine. 21 Eylül günün üzerindeyiz. Sıkışmamız var. Çok net. Temmuz ayında 3 defa denedik 1200'leri, geçemedik. Sonra sıkışmayı bir aşağı yönlü ihlal yaptık ama sıkışmamız çok net şu bondda. Yani aşağıda 1060, yukarıda 1150. Nereyi kırarsa Borsa İstanbul teknik sıkışmasını bitirip o tarafa doğru sert bir hareket yapacak. 1150-1165 geçiriyorsa 1200 üzerinde yeni bir rekor görme ihtimali masaya gelir. Çok net. Çünkü onu biriktirdi. Tam, evet, böyle indikatörümüz özel bir bölgeye girdi. Burada biraz güçlenebilir diyor. Ama herhangi bir sebeple şu güçlenme, bu momentum yeterli seviyeye ulaşmazsa aman dikkat, 1100-1110 yani 21 Eylül günlük ortalamanın tekrar altına iniyorsak 1060-1080 200 günlük ortalamanın olduğu bölge sınır stoptur. Oranın kırılması çünkü bizi aşağıda başka bir yerlere tekrar binlere kadar getirebilir. O uyarı yapalım ama yön yukarı. Evet. Sıkışma bandını yukarı kırma ihtimali %51. Ama aşağı gelirse de 1100 altında 1060-1080 çalışmıyorsa kısa vadede biraz köşeye geçip tekrar ne oluyora bakmak gerekiyor sevgili Artur. Hemen buradan bankacılık endeksi diyelim hızlıca. Bankacılık endeksinde çünkü önemli bir potansiyel var. Hep söylüyoruz. Kim alır bilmem ama biri bu ucuzluğu alır mı göreceğiz. Yani 2018'de 920'leri görmüş bir bankacılık endeksi. An itibariyle 1150'lerde. Yani tepede tüm zamanlarda 1900'leri falan gördük. 1150'ler ciddi bir kar potansiyeli demek. TL bazlı. Dolar bazlı geçsem ciddi bir kar potansiyeli. En sonunda 21 günün üzerine geçti. Sıkışmayı kırdı. 50 günün üzerinde kalma çabası. 50 günlük 1140. 1140-1150'nin üzerinde kaldıkça ki an itibariyle trade ettiğimiz yer tam 1139. Çok önemli. 50 günün üzerinde kalmak demek şu üçgene gitmek demek. Bak bu kanalın içine gelme. Yatay destek ve 200 günlük ortalama. Neresi orası? 1160-1165. Yani 200 günlüğü bir kere denedik, kıramamıştık. Bu
sefer kırarsak bankacılık sektörü biri alıyor demektir. Yabancıdır, büyük yerli fonlardır veya ikisi beraberdir bilemem. Teknik olarak 150-165 geçildiği andan itibaren önümüz açılacak. Çünkü 1265 pardon 1300-1400-1500 gibi sıralı hedefler var. Çok rahat da görebilir. Çünkü o potansiyeli biriktirdi sevgili Artunç. Son olarak da şu haftalığa getirip oradaki şeyi de görünümü de göstermek istiyorum. Daha yeni hareket başlıyor. Hiçbir şey yapmadık bankacılık endeksinde. Tabii. Borsa yani, gitmedi esasında. Gitmesi gereken endeks gitmedi. Aynen. Sınayi endeksi gitti. Tüm hisseler gitti. İkinci kağıtlar gitti ama bankacılık endeksi gitmedi. Bak 2008'e kadar getirdim. Şu ihlalin dışında hep buralardan destek buldum. Evet. Bu bölgedeyiz. Bir kez daha kalkacaksak bankacılık endeksiyle kalkacağız. Bu çok net artık. Hemen sınayi endeksi. Sınayi endeksi ne para yatıranlar ciddi para kazanmış yalnız sevgili Artunç. Görüyoruz bunu ciddi bir şekilde. Haftalık bir grafik bu. Yukarıda 1700-1750 hedefimiz. Şimdi 1700'lerdeyiz zaten. Ciddi bir performans. Aklıma şu geliyor. Sanayi endeksini alıyorsak, sanayi endeksindeki hisselere biz belli bir kar potansiyeli belirliyorsak, bir iyileşme belirliyorsak, evet. Bankacılık hisseleri de artık gitmeli. Bankacılık sektörü üzerinden sorguluyorduk özel sektör şirketlerini borçlar üzerinden. Pek demek ki bakmıyorlar o tarafa. Sanayi hisseleri iyi performans gösterecek diyorsak, o zaman banka hisselerinde zamanı gelmiş demektir. Ve yalnız sanayi indeksinde bir aşırı alım var. Bir düzeltme ihtimali. Kağıt farklı. Değişimi ihtimali var önümüzdeki günlerde. Sanayi aynen endeksinden öyle. Banka endeksine bir geçiş olabilir. Aynen. Hatta sanayi endeksinin içinde de sektör değişimi veya hisse değişimi olabilir. Çok kritik bir eşik. Yukarıda 1600-1620. 1600-1620 aşağı kırılıyorsa düzeltme derinleşir sınayi endeksinde. Çünkü bunu günlüğe getirdiğimde bunu net olarak görüyorum. Aşırılık çok net. 21.50 evet. Günlüğe gelmek ister. 21.50 günlük kırılırsa daha farklı bir senaryo. Beklemiyoruz şimdilik ama beklememek diye bir şey yok. Biz 1600-1620'ye sanayi endeksine noktayı koyalım. Onun altı sıkıntı demek olduğunu. Son grafiğimiz VIOP. VIOP aynen öyle. VIOP da bugünü seninle birlikte tamamlamış olacağız. Gümüş ve DAX da vardı. Onu bir hafta sonra ya da ara yayınlarda verebiliriz. Evet. Sevgili Artunç, yani şu sıkışma bandı artık kırılmaya başladı. Ben geçen hafta söyledim. 1250-1240 kırılmadıkça yönümüz yukarı. Ama şu 1300 çok önemli. 1300'ün üzerine geçiyorsak daha önce deneyip geçemediğimiz 1370'lere kadar bir hareket. 130 bin eski deyişle. Aynen öyle. Oranın geçilmesi zaten önünü açacak bir yapın. Ama indikatörümüzde bir problem yok. Yukarı yönlü hareketi destekliyor ama 1240-1250 stoplu yön yukarı. 1300'ü geçerse pozisyona arttırmak da mümkün. 1370'ler-1400'lere kadar. Oranın kırılması ise 1500-1600'leri yani 150-160 binleri eski tarihinde dediğim gibi getirebilir bir yokta. Stoplu gidelim. Çünkü dönem özel bir dönem. Her grafikte lütfen kendi vade yapımıza göre, risk anlayışımıza göre belirttiğimiz seviyeler üzerinden bir stop koymakta fayda var. Her ne kadar bizim senaryomuz yukarı yönlü olsa da grafiklerde aşağı yönlü hareket ihtimaline karşı bizi kurtaracak olan duygusuzca o stopları koymak, duygusuzca o stopları uygulamak olmalı sevgili arkadaşlar. Cüneyt Baksoy çok teşekkür ediyorum verdiğin değerli bilgiler için. Gelecek hafta yine görüşmek üzere. Görüşürüz sevgili arkadaşlar.